Merhaba arkadaşlar. Bugün Meslekler Serimin birinci videosundayım. Yanımda yılların tecrübeli avukatı Serkan abim var. Merhaba Serkan abi. Merhaba Nurullah Sarıçam. Serkan abi, mesleğini bize biraz tanıtır mısın? Tabii ki. Avukatlık öncelikle çok kutsal bir meslek. Neden kutsal bir meslek? Çünkü insanların savunma hakkını avukatlar eliyle yapması zaten bu mesleğin kutsallığını, yüceliğini bize gösteriyor. Hakkını arayan insanlar, bu hukuku, hukukun temel ilkelerini bilen insanlar eliyle haklarını arıyorlar. Ve bu yüzden biz de insanlara yardımcı olmaktan fazlasıyla memnunuz. Peki, avukatlığı seviyor musun? Seviyorum. Çok seviyorum hem de. Bunu zevkle yapıyorum. Belki bir daha dünyaya gelsem tekrar avukat olmayı ister miydim diye soracak olursak belki de istemeyebilirdim aslında, doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü yorucu ve zor bir meslek. Ama yine de seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum çünkü. Peki bu kademeye gelene kadar nasıl yerlerde görev aldın? Şöyle söyleyeyim. Başlangıçta tabii ki insanların hedefleri, hukuk okuduktan sonra sadece avukat değil, hakim savcı da olabiliyorsun ve diğer meslek dallarında da görevler yapabiliyorsun. Hukuktan mezun olmak bu gibi avantajları doğuruyor. Daha sonra özel bir hukuk bürosu açabilirsin, kamu kurumlarında çalışabilirsin, hakim savcı olabilirsin, avukat olabilirsin. Yine kamu kurumunda da avukat olabilirsin. Ben en başından bu yana kendi ofisimi açarak yola başladım ve 10 yılı aşkın süredir bu mesleği devam ettiriyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Serkan abi, sana zor bir soru soracağım. Hazır mısın? Tamam, hazırım. Şimdi, suçlu olduğunu düşündüğün birisini savunur musun? Gerçekten zor bir soru aslında. Bunu cevaplamak benim için oldukça zor. Ama şöyle cevaplamak isterim. Suçlu kime göre suçlu, neye göre suçlu? Öncelikle bunu tanımlamamız gerekiyor. Bir insan suçlu olsa bile bazı suçlar savunulmayı hak edebilir. Neden hak edebilir? Çünkü o insanı nefsi müdafaya belki sürükleyen şeyler vardır. Belki karşı taraf haksız tarifte bulunmuştur. Ona küfür etmiştir. O yüzden belli suçları işlemiş olabilir. Ama tabii bazı suçlar vardır ki hakikaten savunulmayı hak etmezler o suçlar. Yani bunu tabii şahsi olarak düşüneceğim bu. Ama öncelikle hukuk sınırları içerisinde kalmamız gerektiğini bilsek de daha da onun önünde Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde insanları savunmamız gerekiyor. Yani temelimiz Allah'ın koyduğu kurallar. Bu sınırlar çerçevesinde değerlendirmemizi yaparız. Ona göre ya savunuruz ya da savunmayız. Hiç ilginç olaylarla karşılaştın mı? Of, hem de nasıl, oldukça fazla ilginç olayla karşılaştım. Bize bir tane örnek verir misin? Yani en masumane olanını belki anlatayım, burada bir örnek vereyim. Bir kadın geldi boşanmak için. Dedi ki hemen boşayın beni. Neden dedim? İşte ben kocamdan boşanmak istiyorum, anlaşamıyoruz vesaire vesaire anlatmaya başladı. Dedim bir örnek verin. Dedi ki saçıma fön çekmiştim ama kocam fark etmedi dedi. Evet dedim. Ne oldu peki? Halbuki aslında ben kocama sordum. Saçıma da fön de çekmemiştim. Sadece saçımda bir değişiklik oldu mu diye sordum. Ama bunu cevaplayamadı. Ben de daha sonra kocasını aradım benim yanımdan ayrıldıktan sonra. Dedim ki bir iki haftada bir sende değişiklikler var. Ne bu değişiklik diye sorarsan belki evliliğiniz daha sağlam ilerleyebilir diye. Daha sonra kadını geri yolladım ve şu an hala evliler. Evliliklerini devam ettiriyorlar. Evet. Bize bu bilgileri verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Serkan abi. Rica ederim. Arkadaşlar. Ay Yıldız Team'e teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekip. Tüm yorumlarınızı okudum. Birkaç kişi dışında hiç kimse kötü söz söylememiş. Çok güzel bir ekip Ay Yıldız Team arkadaşlar. Hepinize selam yolluyorum. Ayrıca Mert Ali
M.C.E. Muhammed ve İskender Kasa selamlarımı yolluyorum. Bu bölümüm meslekler serimin birinci bölümü. Meslekler serimin ikinci bölümünde hangi mesleği tatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğim. Bu videomun sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.